Şimdi cezaevlerindeki durum, burada arkadaşlar da dile getirdiler. Cezaevlerinde kimi tutuklular, kimi mahkumlar sanki sarayda saltanatta yaşar gibi, özel bakım evlerinde kalır gibi yaşıyorlar. Bunu biliyoruz. Birçokları böyle yaşadılar. Özel ziyaretçi kabul ettiler. Kendilerine bu konuda imkanlar tanıdı. Ama kimisi de sağlık koşulları el vermediği halde içeride tutulmaya devam ediyor. Şimdi ben bunlardan bir tanesiyle ilgili size bir örnek vereceğim. Dicle Haber Ajansı muhabiri gazeteci Ziya Ataman yargılandığı davada örgüt üyeliği iddiasıyla 14 yıl 3 ay hapis cezası almış. Şimdi bununla ilgili ağır sağlık sorunları olan bir mahkum, nefes darlığı, kalp rahatsızlığı, kronik iç hastalıkları olan ve 5 seneden beri cezaevinde tutulan gazetecilerden birisi. Hasta tutukların tutuklu kalmaları en asgari ölçülere göre bile tam bir vicdansızlık boyutunda. Ziya Ataman bir mektup gönderdi kamuoyuna açık bir şekilde ve bu mektubunda tutsakların ağır izolasyonlara yalnızlaştırılmasını, ek keyfi cezalar uygulanmasını, işkenceye varan yaklaşımlarla birlikte gönderilen kitap ve mektupların sahiplerine verilmemesi gibi birçok husustan bahsediyor. Hasta tutsaklara kelepçe, asker eşliğinde ve çıplak aramayla hastaneye götürme gibi birçok uygulamadan bahsediyor. Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan ağır hasta gazeteci Ziya Ataman gönderilen mektubundaki bazı kesitlerde şöyle: sağlığımdan bir ilerleme yok. Bilakis şimdi nefes darlığı ve kalp rahatsızlığı başladı. Gerekli ilaçları kurum temin ediyor fakat ilaçlar bir fayda sağlamıyor. Bulgular içerisinde olan şimdi kalp hem de astım ilacı kullanıyorum. Belirtiler kusma oluyor. Çoğu zaman mide dersen kalmadı. Kramplar durgunlaştığında meydana geliyor. Baş ağrısı ama asıl sorun 4 yıl 3 aydır ishal var. Bütün bu konularla ilgili olarak çok ciddi bir şekilde insan hakları ihlali var. Ve bir mesajı var halka yönelik. Düşüncelerimizin özgür olabilmesi için omuzlarınıza ihtiyacımız var diyor. Şimdi insanları özgürlüklerinden alıkoyabilirsiniz ama haklarından alıkoyamazsınız.